Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Mafia 2 Definitive Edition'da kaldığımız yerden maceraya devam ediyoruz. Bir önceki bölümde hatırlayacak olursanız hapislere düştük, mapusa düştük. Değişik değişik olayların içerisine girdik. İlginçlikler silsilesi peşimizi bırakmıyordu. Her zaman olduğu gibi. Burası yatak odamız. Bir önceki bölümde zaten görmüştük ama ben tekrardan göstermiş olayım. Burada mutfak. Amerikan tarzı oturma odamız burada. Mutfağımız da burada. Bir televizyon eksik. Televizyon yok değil mi televizyon? Var. Aynen. Burada bir televizyonumuz var. Mutfakta yok. Burası banyo. Şu neymiş ya? Sanırım çamaşır deterjanı olabilir. Çamaşır deterjanı olması. Kuvvetle muhtemel dedikten sonra giysilerimiz gelmişti hatırlayacaksınız. 6 yıl bir zaman atlaması yaşadık. 1945 ve 51 sıralarında. Ondan sonra tam olarak neler oldu bilmiyoruz. Çok azını gördük Vito'nun hapishanede geçirdiği dönemlere dair. Şimdi ise Joe'nun yerine gideceğiz. Hayır oğlum lan. Kapıyı kapat. Görüyorsunuz. Vittoria Scaletta. Vittorio pardon. Hayırdır? Söyle bakayım bir şey söyleyecek misin? Herhangi bir şey söylemeyecek herhalde. Kimi bekliyor lan bu? Kapıda kim var? Bu kim bu? Terry Scott. Ha Richard Beck. Is there a problem, sir? I'm just waiting here for another client. Aa bu bizim şey. Ha, bize bulan emlakçı evi. Ulan başkasına benzettim ben de. Richard. Okey Richard. Tamam. Şimdi. Ulan 3. kat. Bayağı çıkıyormuşuz. Burada ismimiz yazıyor mu? Vittorio Scaletta. Aynen. Oğlum niye Vito değil? Niye Vittorio yazdırmışız? Vito lan. Buradan çıkışımız var mı? Yok. Joe gibi arka taraftan çıkışımız yok. Bu araba bizim değil, değil mi? Evet, bu araba bizim değil. Garaj köşenin hemen... Aa, bu araba kalmış mı burada? Ciddi olamazsın. Ne var abi bizde? Walter Hodrod var. Güzel. Jefferson Provincial zaten ilk arabamız. Cossack var. Roller var. GL300. Evet abi biz tabii ki ne yapıyoruz? Ayrıl diyoruz. Abi bu araba burada kalmış. John ile gitti ya. Abi arabaya yazık. Gözünü seveyim. Potomac. Hatta şöyle yapalım. Bununla zaten gelmiştik geçen bölüm. Bunu içeri sokabiliyor muyuz? Aynen. Bunu içeri soktuk. Güzel. Şunu ver bize abi. Aynen. Roller. Şunu kapatalım abi. Radyo kapalı. Abi. Çanta hala duruyor. Bir önceki bölüme sarın. İzlemeyenleriniz varsa bir önceki bölüme sarın. Ya da kaçırmış olanlarınız olabilir. Buradan geçerken 3 tane birbirine benzeyen bir ablamız vardı. 3 tane ablamız vardı. Biri çantasını düşürdü. Çanta hala duruyor abi. İlginç. Gerçekten. Araba harika. Buna bir plaka. Arkasına renk. Jantları falan değiştirelim. Dur. Yakın nerede var? Şurada var. Ay lan. Ah. Ah. Dakika bir gol bir. Allah'tan çizilmedi. Yolu çizdi mi bu arada? Yolu çizdi. Tamam. Yalnız araç harika gidiyor. Ve mükemmel dönüş. Dönüş hassasiyeti inanılmaz. Harika. Çok güzel dönüyor araba. Ve güçlü bir motor. Beğendim. Abi şuraya baksanıza ya. Üf üf üf. Cyberpunk'taki V'nin arabası gibi şu anda. Altındaki. Tabii ki değil. Ama bu döneme göre aynı özelliklere sahip. Oo evet bak bak hatırladım bunu. Yıl atlaması yaşadığımızda tek lastik falan da geliyordu değil mi? Öf ne diyorsun sen ya? Araba tamir oldu. Baba jantları bir değiştirelim be. Ha şuna uygun bir jant. Ne diyorsun ya? Peyton, sis kartalı. 160. Oo oğlum paramız yok. Lan para yok.
Abi para yok. Kötü oldu. Eyvah. Boyama. Oo. Ayrıl. Sinemayla. Baba görüşürüz. Doğru. Biz hapisten yeni çıktık. Ne parası ya? Aa, karşıda dentist. Dişçi var. Web'in ayakkabıcısı var. Web ayakkabıcısı var. Web'in ayakkabıları ya da. Doğru ya, biz daha yeni çıktık. Joe verdi bize. Çok az bekleteceğim ben kendi sesimi kısacağım. Ya daha doğrusu kulaklıktaki sesi kısacağım, oyun sesini. Sanki biraz bağırmama sebebiyet veriyormuşçasına bir durum oluştu. Şimdi Joe'ya bir gidelim abi. Yani hocam hiç bakmıyorsun ya. O aynayı bedava mı koydular ya? Joe'ya bir gidelim abi. Biz para kazanalım da arabaları yaparız. Joe'ya bir gidelim. Harikayız, mükemmeliz. Rugan ayakkabılarımızla, şekil gözlüklerimizle geldik Joe'ya. Bir şey değil, değil mi? Aynen. Bu apartmanda dergi falan var mı? Hiç ona da dikkat etmedim ama hocam merhabalar. Bu tarafta bir şey yok. Şu, bu tarafta bir gidiş var mı? Tabii ki yok. Orası da kapalı. Orası kapalı daha doğrusu. Orası da değil. Apartman kuralları dahilinde bir yazı. Dayı ne oldu? Yenge kapıya mı koydu? Çok içersen öyle olur. Joe! Aç kapıyı Joe. Sinematik girecek mi burada? Aynen girecek. İzleyelim. Geez, I thought you was gonna be a no-show. Not bad, nice Thanks. Materyal. So, what's the plan for tonight? Çok pardon. You'll find out. A friend of mine's coming to pick us up. I met him when you was on your little vacation. And show him some respect. He's kind of an important guy. Oh yeah? You'll see in a minute. Here he comes. Hey, Hey, Joe. Eddie. Here I How's am. it going? Not too bad. Not too bad. What, this your buddy? Yeah, this is my pal Vito. Vito, this here is a good friend of mine, Eddie Scarpa. Nice to meet you, Eddie. Same here, Vito. Şerefsiz Okay, diye hatırladım fellas. ama dur bakalım. I'm dying for a drink. Let's go. Dur bakalım. Pek iyi Hey, hatırlamadım Vito, ama. you want to drive? I had a couple of drinks already. So, you tell him where we're headed, Joey? Nope. All he knows is that it's a surprise. he's gonna love it. I fucking hope so. Unless he got into the funny business in the can. Hey, what are you two talking about? Don't worry about it. You'll see. Hey, come on. We might as well tell him now. Hey, you waited this long. We'll tell him in the car. Oğlum dışarı mı çıktı lan bunlar? Dışarıdan konuşuyorlar değil mi? Aynen. Diyorum ki arkamda olmaları lazım. All right. Let's go, Vito. Abi bu arabayı hatırladım ya. Hey, you know, we'll help Arka bagaja atacağız birini. Hatırlıyorum. Tabi tam hatırlamıyorum ama nasıl işliyor, nasıl geliyoruz o noktaya. Ama bu arabanın bagajına bir şey atıyoruz abi biz. Okay, so Vito, what was the one thing you missed the most when you was in the camp? Freedom. Yeah, well, but besides that. Now, you know, booze, broads, baseball, everything. Now you're getting closer. What are you guys taking me to a baseball game? No, we're taking you to the classiest cat house in the city, Vito. Ne diyorsun cat house, ya? huh? Ciddi olamazsın. Wow. Well, you don't sound too excited, Vito. Come on, don't tell me you don't want to have some fun after all that time. Hey, don't worry, Vito. These girls are real professionals. O kadar diyorsun, If you Joe. forgot how to do it, Ya they'll get baba you çok back heyecanlandım in shape şu in anda no ya. time. Çok heyecanlandım gerçekten. We're gonna have a ball. Oh, hey, remind me not to drink too much. There's something I gotta take care of later. What's more important than pussy and booze? You know how it is. Sometimes you gotta do what you gotta do. Hey Vito, come on, step on it, eh? Vito cevap vermedi buna, ilginç. Nereye geldik? Çin mahallesine mi geldik ya? Aynen. Oğlum Chinatown. Hatırlıyorum abi, anımsıyorum ya. Akılda kalıyor işte. Ne kadar zaman geçse de. Did you not see that light turn red? Yok canım, yok. Başlayacağım şimdi sana Joe.
Abi her seferinde denmez daha yani kırmızıda geçtik, kırmızıda geçtin. Kırmızıya uymak yok mu? Artık o tarz bir şey söylüyor, tam emin değilim. Oster Körfezi. So I talked to Leo Galanti about you, Vito. He said you were a real stand-up guy, and he told me all about the shit that Clemente tried to pull on you guys. But between you and me, why'd you get into that line of work? I mean, we all got our reasons. Well, Yeah. Because you know, I don't want to end up like my old man. Kravat yoktu, aynı zamanda gözlüklerimiz nerede? Look, I figure nobody's gonna help me, so I gotta help myself. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun be Edibe? Okay, yeah. Okay, scram baby. So Vito, listen. I work for Carlo Falcone, and we're looking to expand our operation. Joe's been working for us for a while now, and since you're a friend of his, we'd like to extend that offer to you as well. What do you say? Yeah, sure, I'm interested. All right, let's drink to it. Here's to you guys. All right. And to a bright future together. Hadi bakalım. Kaçından. I can't be drinking too much tonight. I got some business to take care of. Evet. Hatırladığım işlerden bir tanesi. Hatırladığım iş. Arkadan Joe'nun bir gülüşü geldi. Yanlış mı geldi yoksa yanlış mı duydum? Talk about a horse's ass. No, really. Carlo's a real smart guy. He's into you know, astrology. You mean astronomy? Fuck you, you fucking cum dumpster. Abi gülüşe bakar mısın? Sorry ladies, looks like I gotta get going. Shut your goddamn pie hole. If you wanna use your mouth. Oğlum ne alakası? Ready to go? Yeah, let's go. Hey, get up, Joe. Hayır dur oğlum. I'm going home. Good night, you whores. Adam neye uğradığını şaşırdı. Eyvah eyvah aldık iki tane. Where the hell is my car? Somebody stole it. Çalmadı. Arabam burada. Hey, call a fucking cop. Arabam burada. You're staring at it, you lush. Huh? En azından Joe görebiliyor bir şeyleri. Lan hadi. Hey, where's my keys? Vito's gonna drive. He's the least fucked up out of all us. Yeah. Next time for us, Joe. More pussy, less poos. Dışarı çıkınca gözlüğü taktık, kravatı çıkarttık. İlginç. So, how'd you like the place, Vito? A lot better than playing I just zeech in the showers, huh? Aynen. What the hell's that stink? Eddie, you puke? Kusmadı oğlum, kusmadı. What? I wouldn't puke in arka my tarafta, own car. Arka tarafta var biri. What the hell is that smell then? Oh, yeah, I'm smelling it too. Must be Frankie Potts. What? That asshole puked in your car? Nah, he's in a trunk. What? What? Hey, it's all your fault, Joey. I told you I had some fucking business to take care of, and you went and got me drunk. Hey, since when does business to take care of mean dead guy in the trunk? Hey, whoa. Hey, calm down, Vito. Hey, I spät. We'll figure something out.
Ayarlayacağız. Tabii ki ayarlayacağız. What's the figure? All we gotta do is bury the stiff. I already got a spot picked out. Up by the old observatory. You got a shovel? Gerizekalıyı görüyor musunuz? Malı görüyor musunuz? The hole is already dug. All we need to do is chuck him in and cover him up. All right. Where's this hole? A little ways outside of town, there's a path in the forest to a small clearing. That's where the hole is. And hurry it up, will ya? God, I need some fresh air. Vereceğim, temiz alayım ben sana. The stench back here is fucking killing me. Abi bütün gün arabada yağ yok böyle bir şey ya. Sapıkların içine düştük. Vito, ne yapacağız Vito? Oğlum biz diğer taraftan gitseydik olmaz mıydı? Oradan yol yok. Aa, bağlanabilir miydik lan oradan acaba? Ama yok, bağlanamazdık yukarıdan gidecek olursak. Oh, stop. Now I'm gonna hurl. Kus lan. Oğlum orijinal oyunda kustuğu gözüküyordu ya. Onu hatırlıyorum bak. Oh shit. Whoa. I don't remember eating calamari. Bırakacaktım aslında arabaya kussun diye ama. Can't hold your booze, can you? Neyse. Arabama kusmam dedi. Şimdi kusturmayalım adamın arabasına kendisini. Lafını yedirttirmeyelim. Eski gözlem evi. Çok da uzak be. Ve bayağı gideceğiz. Olmamış abi. Remake olmamış ya. Hiçbir şekilde olmamış yani. Hani ilk çıktığında, ilk duyduğumda çok sevindim. Özellikle Mafia 2'nin orijinal versiyonu elinde bulunduranlara bedava olarak verildi, hatırlayacak olursanız. Direkt kütüphaneye eklendi yani. Ama gel gör ki, şu o dönemde oynadığımda da zaten aynı şeyi söylemiştim kendi kendime, şimdi de söylüyorum. Yok yani, olmamış abi. Hangar 13 yok abi maalesef. Bu işi bilmiyor, bu işi beceremiyorlar. 2K bu işin altından çok güzel kalktı aslına bakarsanız ama gelin görün ki İşte bu Hangar 13'ün yaptığı olay şu an karşınızda. Çok net hatırlıyorum ya, orijinal oyunda o kusma sahnesinde, yani o kustuğu an, o yani görüntü vardı yani. Anladınız. Patatesten, bezelyeden oraya Eddie Scarpa yazdı. Ama vardı gerçekten. Evet abi, geldik. Burada kapıyı kıracaktık herhalde ya. Kapı açılıyor muydu burada? Emin değilim. Dur bir deneyeceğim. Eğer açılıyorsa açayım. Gerek yok. Düzgün girelim. Anlaşılmasın. Nasıl rasathane lan? Kapısı açık. Gecenin bu vaktinde. All right, we're here. İnin lan aşağı, temiz hava alın. Vito, go pop the trunk. Is that a joke? That's great. That's just great. Yeah. Git kamyon iç. Abi her şey bize kalıyor. Resmen ayakçılık yapıyor. Başka hiçbir şey değil. Damn it, no shoes. Oh, Jesus Christ. Fucking Christ almighty. How long this guy been in here, ready? Just a couple days. Abi bugün de değil, bir gün. You have to get him out of there, Vito. That's just great. I can't handle the smell. Some fucking welcome home this is. Hakikaten öyle, hoş geldin yani. Hediye değil, eziyet oldu. Adam bir de çıplak abi. Hey, here's the hole. Right. Salak delirmiş. Dump him in. Oh,
Finally, done. Okay. Now who's gonna bury him? What? I give me a minute to get a hold of myself. Can you just do it? Every time I get a whiff of the guy, makes me have to puke. And Eddie's not gonna be any help here. Fine, whatever. Hey fellas, how about a little music? Yok abi, almayalım. You gotta be kidding me. Good night, sweetheart. Well, it's time to go. This wasn't supposed to be part of your homecoming party, but it's nice out here, ain't it? Well, I ain't been in the woods for a while. Yeah, you won't be liking it so damn much after I smack you with this shovel. Çok güzel söyledin Mito. Çok güzel söyledin. Neyle şükür abi. Nerede bu salak? Bindi mi arabaya? Ha, binmiş. Şey, o kadar kirlenmiş ki araç gözükmüyor arkada oturdu. Abi kapatalım ya. Abi kapatamıyoruz ya. Bakıyorum. Oh my god, poor Dino. Hey, what you do that for? What's the matter? You don't like my singing? Herhangi bir şey var mı diye baktım. Ah, Vito. Just for that, I ain't gonna sing no more. You really farkındayım. Ruined it, you know? Oh farkındayım. My god, you guys couldn't carry a tune if it was bolted to your chest. Farkındayım abi. İyi de oldu. Arabadan inmemiz müziği kesmemize sebebiyet verdi. Güzel oldu. Ya herhangi bir easter egg ya da hiç emin olmadan indim açıkçası. Emin değilmiş. Denk de gelmedim ama easter egg'lere. Ya da şey dergi daha çok. Hani acaba koymuşlar mıdır düşüncesiyle baktım. Dur abi. Bunu da yapacağım. Yapmazsam olmaz. Kapanması lazım bu kapının. Aynen. Biz hiç buraya girmedik abi. Tabii izler girmediğimizi değil de daha çok girdiğimizi gösteriyor ama. Neyse o dönem izlerden falan bulamazlar herhalde ya. Sanmıyorum. Lan burada da tam polis varmış. Neyse bir şey olmaz. Devam. Taksiye falan binebiliyor muyduk ya mafyada, Mafya 2'de? Hatırlamıyorum. Taksiyle geldik eve. Biz oyunun ilk başlangıcında. Savaştan, askerden döndükten sonra taksiyle geldik eve. Onu hatırlıyorum. Sanırım binebiliyorduk taksilere ya. Bak taksiler de değişmiş. Hey, zaman ne çabuk geçmiş be. Henry ne oldu ya? El Greco'ya götürdük Henry'yi. Daha sonra hiç haber alamadık. Hayır. Çok iyi. Şimdi ne yapacağız bir dakika? Sarı şu Joe'nun evine götür. Okey. Sonra biz de eve döneceğiz muhtemelen. Güzel döndü. Güzel döndü. Gerçekten beğendim bak. Hakimiyeti kaybetmiyoruz. Abi bize biraz para lazım ya. 200 dolar nedir aga? Edin'in ayakçılık işini yaptık. Adam gömdük. Böyle bir şey olamaz. Üstümüz başımız rezil oldu. Bir sürü para verdik o elbiselere. Aa, bak video orada ayakkabılarım, yeni ayakkabılarım dedi. Çocuk ağladı resmen. Dur bakalım. Bu işten bir para gelmiyordu herhalde. Sanmıyorum yani. Hatırlamıyorum öyle bir şey gelseydi. Hatırlardım ama. Muhakkak onu da hatırlardım diye düşünüyorum. Bu arada mazot bitiyor lan. Benzin. Pardon. Işık yanıp sönüyor şu an altta. Çeyrek depo kalmış. Evet beyler. Haydi. Sorry Vito. Not exactly the best way to end the night, huh? But thanks. Borçlandınız tabii lan. Big time. Leave Eddie's car here so he can get home in the morning. You're a good man, Vito. I'll settle up with you tomorrow. Hey. Yok abi, you içmeyelim. Come for some kahve drinks? İçelim beyler. It's 3 in the morning. Shut the hell up. Hey, shut up, you whore. Come on. We'll you had enough, Eddie. Girls. You're going to bed. Come on. I'll call you tomorrow, Vito.
Vito'dan ses çıkmayınca Joe'nun şey volüm de biraz düştü. Last respect. Aynen. Başarımını kazandık bu arada. Sekizinci bölüm. Vahşi olanlar. Uptown'da 11 Nisan 1951 bir bahar sabahı. Joe değil mi bu? What the fuck? Hakikaten. Hey, Vito, rise and shine. Jesus. Aa, Joe'nun yanına aldı çocuk bu. Stop fucking yelling, will you? Aynen. Bunu da hatırladım. Sorry, Joey. Stop calling me fucking Joey. What the hell's wrong with you? Joey. Vito, come on down. Jesus Christ. Come on, Joey. Abi bu evde hiç dergi falan yok mu ya? Biz bu evde dergi bulduk mu? Bir tane bulduk herhalde. Emin değilim. Baba şuradan ben bir kola. Şundan bir tane içelim. Hemen gidelim şimdi. Yemek yemeye vaktimiz yok. Oğlum Vito. Bu nasıl bir ocaktır lan? Allah kahretmesin oğlum. Bir ara bir çağıralım. Birinde o kadar hatun var. Tanıyorsunuz ediyorsunuz. Çağırın birini temizlik yapsın lan. Bunlar var mıydı hatırlamıyorum. Vardı herhalde evet. Şurada bir resim var. Tamam hadi gidelim. Aga ne yapacağız biz? Ne iş yapacağız? Düzgün bir şeyler giyelim lan. Bu değil. Abi smoking giyilmez. Made man bunu giyeceğiz abi yine. Aynen bunu giyelim. Şunu giymeyelim de açık renk olsun bu sefer. Aynen. Bahar havasındayız. Bak incedir ama hoş detaydır. Bak kapıda ayakkabı var. Güzel. Ufak detaylar ama güzel. Hani olsa da olur olmasa da olur muhabbetini yapabiliriz ama ama ufak detaydır güzeldir. Lan nerede Marty nerede? Who the hell was that? Guy's got a voice like Woody fucking Woodpecker. That was Marty. Remember the little kid used to live down the street from me? I had to pick up the truck here, so he gave me a lift. What's going on with the truck? It's gonna make us some nice cash. Hop in. I'll explain on the way. You drive. Where to? Riverside. All right, Riverside it is. Oğlum takım hepsi giymeyedik lan bari. Neyse giy artık yapacak bir şey. Some night, huh? Yeah, you could say that. What? You ain't still mad, are you? Nah, burying a stiff. That's the first thing I wanted to do when I got out. Hey, come on. You had fun at the cat house, right? Yeah, I did. Thank you for that. But everything between then and now, not so much. All right. Çok pardon ya. Bilerek olmadı ya. Listen, today's gonna be a lot better. Haftalara bakıyorum bu sıra. I sure as hell hope so. Abi yolu niye çizmedi harita? Heh, şimdi çizdi. Abi kamyona baksanıza, her tarafa oynuyor kamyon. Sigara satacağız, aynen sigara. Hatırladım bu görevi. Oo oğlum. Arabaya alıştım. Kamyon dönmüyor lan. Nereye gidiyoruz abi? Oo. Bu yol çekilir mi lan? Bu yol çekilmez abi. So what's the deal? Simple. We just gotta go to a couple of places and unload these smokes. Then we bring the truck back to Eddie and get our cut of the take. Piece of cake. Wait a minute. I seem to remember getting thrown in the clink for a piece aynen. of cake just aynen like öyle. This. Aynen Don't öyle. Worry, I've done this before. First stop, Riverside. If you say so. Trust me, you're gonna thank me later. Hadi görelim bakalım, Joey. Oğlum durmuyor lan. Gidiyor. Açılım. Fren yok. Ne fren var, ne tekerlekler dönüyor. Hiçbir şey yok. Kamyon sağa çekiyor. Boş mu? Tamam. Hadi bakayım. Bu noktada aslında ön taraftan biraz göstermesi gerekiyor. Kamyon arkası çok yüksek. Bu kamera açısı mesela düzeltilmeliydi. Şöyle yapabiliyor muyuz? En azından kamerayı biz oynatabiliyoruz. Doğru. Onu unutmuştum bak. Ulan kamyonu drift yapacağız ya. Bak görüyor musun balatalar nasıl inliyor. Diskler çizilmeye başlamış.
Oo, bir dakika, kaçırdık lan. Geri gel. Senegör yapıp kornaya basacağına duracaksın gerizekalı. Geldik, geldik beyler. What now? Now we take care of our customers. These guys here buy in bulk from us. Come with me. Okay, climb up and hand me the goods. Hadi bakayım. Buy one carton of reds. Kırmızı. Hand me a carton of reds, Vito. Al lan şunu. Heh. Yeah, that's the one. Sağ ol canım. Ablacığım, burada ne işin var senin ya? There it is, sir. You're welcome. Come again. Hey, good to see you. Çok pardon. 2 dolar mı? Günün sonunda iyi para hasılat çıkartırız. One carton of blues, Vito. Al canım. Yeah, that's the one. Here it is. Evet. Birkaç saatin sonrasında bakalım hasılat neymiş. 328 papel. Hop, polis de geldi. Ama tabii polis abimiz sigara almaya geldi. What the fuck? Hey Sarge, how you doing? Cotton of blues as usual? I think I'll take the whites this time. Bak sen. Yeah, that Vito. Let's go. Cotton of whites. Şunlar herhalde. Bak bana bak, boğazda yeah, sıkıntı yaratır. Boğazda sıkıntı yaratır, memur bey. Thanks, Joe. Now get the hell out of here, will you? Okay, time to go. Get in, Vito. Next stop is Millville. Abicim, arabayı bıraktın ya. We're making some serious dough here. Aptal, buraya bir gitti. Herhalde bir sigara içti orada. Ondan sonra geri döndü. İlginç. Mailvale dedi değil mi? Mailvale ya da. Nereymiş abi? Wow. Bayağı uzakmış be. Radarda gözüküyor, fark ettim de. Bayağı uzak ama. Neyse, gideceğiz. Gidelim yani. So the kid Mark, he works for Eddie too. In his dreams. Kid's not even 18 yet. He does jobs for me. Aa, salağa bak, ne yaptı? Makes deliveries, that sort of stuff. Thinks he's a gangster though. Spends too much damn time at the movies. Bak gerizekalı, well, oradan kid's döndü. Kid's got you for a role model. He's in for a lot of trouble. Oh yeah, wise guy. He reminds me a lot of you when you was his age. Exactly. And I spent 2 years dodging bullets in Europe and 6 years in a can since I met you. İlginç. That's işler what oluyor. I mean by trouble. What's the matter? Somebody shit in your coffee this morning? It's like you forgot about all the good times. Yeah, remind me of those someday, would you? Hele şükür, bir vites atabildik gerçekten. Ne zaman atacak diye bekledim yani. Malı da boşalttık, malda da bir şey kalmadı. Doğru düzgün. Malları yapıştırdılar mı, ne yaptılar onu da anlamış değilim bu hiç. Devrilme yok, sarsılma yok. Bana bak, fark attık, vos vos. Gidi vos vos. Vallahi acımadık. Şu buradan, tam şu sağ taraftan uçmuşluğum var. Onu hatırladım bak şu anda. Geçemezsin abi. Böyle bir şey yok. Geçmek yok. Biz number one'ız. Ötesi yok, hadi bakayım. Oo, sakın. Gireceğiz mi? Ah, gireceğiz değil mi? Dur bakayım. Aa, tabii. Geri gel. Geri, o yoksa bir sürü yol gideriz vallahi. Hiç gerek yok. Hiç öyle bir şey gerek yok. Kamyonlar, sakın dönmeyin bu tarafa. Heh. Evet.
Evet ha. O yoksa gidecektik, bir daha aşağı dön, sonra tekrar sağa sol yap. Eyvah eyvah. Oğlum öyle fren yapma lan. Döneceksin alt tarafı. Geldik mi? Geldi Asgard. See what did I tell you? It's going like butter today. All right, this almost makes up. Göreceğiz Joe. Almost. Come on, what's better than this? You got fresh air, good company, and you're making a shitload of dough. Not too bad for a guy who just got out of the slums. Göreceğiz yavrum. Kaç paramız var? 500 dolar. Listen, if the next few hours are anything like the last few hours, all's forgiven. There's the veto I know. All right, we'll be there in a sec. Oğlum o değil de bütün parayı biz mi aldık lan? Bütün parayı biz almışız hakikaten. Güzel. Bak sevdim bu işi. Koşturuyor millet. Gelin abicim. Gelin babacım. Beyaz karton, mavi karton, kırmızı karton. Üçlü set veriyoruz her türlü. Tabii 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 tabii. Hemen veriyoruz. Tabii ki. Al canım. Bingo. Hadi bakayım. Joe azıcık yükselsek mi meblağı? 2,5-3 dolar mı yapsak ya? Kırmızı. Okey. Haydi bakalım. Oyun izin verirse almama. Move it, Vito. Cotton or reds. Tamam ulan dur. Bingo. Basıyorum ama gelmiyor. Yani işaret gelmedi sürece alamıyorum. Ne oluyor lan? Burada kaç yapacağız lan Asad? Oo. Aa bunlar O'Neill'ın çetesi mi? İdi. Bu öndeki adam onu yıldı sanki. What you selling, Mac? Ha, değil. Buying or just window shopping? Maybe. We're selling smokes. $2 a carton, $100 a crate. I'll make you a deal. You fork over 10 cartons and maybe we'll let you and your buddy get out of here in one piece. O nasıl oluyor? Look, pal. How about you get back in your cute little car with your little friends there and I'll pretend I never seen you. Sound good? You don't get it, do you, you fat motherfucker? This is our turf, and it's gonna cost you to operate here. Now pay up. You're the one who doesn't get it. You have any idea who you're talking to? One last chance. You walk away now and... Yeah, I'll tell you who I'm talking to. A fat two-bit fucking Dago door-to-door salesman hocking stolen cigarettes on my turf. And it's time to close up shop, asshole. Joey sinirlendiriyorsun. Okay, boys? Çok fazla emin. I think it's time for sıkacak a fire kafanı. Sale. Shit, Joe! Oh, fuck! What do you say now, Porky? What do I gotta say? That's what I gotta say. Ya, ne oldu lan? Come on, huh? Hop in that car and let's go. Gelin lan buraya şerefsizler. All right, let's get one of these fucks and teach him a lesson. Oğlum şu arabalar çok hızlı ya. Biz Potomac'la nasıl yetişeceğiz lan? Yaktılar bütün sigaraları. Step on it, Vito. He's getting away. Lan tamam bekle. I got it floored, Joe. This thing won't go any faster. Gidebileceği lan. Ne lan bunu Potomac'layız? Ne kadar hızlı gidebilir bu? Adamların altında yarış arabası var neredeyse Mafya 1'deki. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum. Yakalarız bunu Vito. Abi çok hızlılar ya. İmkansız. Ah shit. Now what? Shit. We should check in with Eddie. Stop at the nearest phone booth and call him. Sakin olun beyler. Sakin olun. Şuradan içeri girelim. En yakın telefon kulübesi. Nerede bulacağız lan telefon kulübesini? Nerede lan telefon? Bakıyorum. Telefon işareti var mı? Bu ne?
Ruskin Urdalığı değil. Şu bizim evin o tarafta var mı ya? Vardı sanırım değil mi? Var var aynen. Bu yol oraya çıkıyor zaten, bekle. Hatırlıyorum. Şu ileride sağda olması lazım. Ya da solda. Hah şurada. Aynen. Hayır! Sizin yapacağınız işi ben. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Al sana. Kulübe. Onu da biz mi arayalım? Joe in de sen ara ya. Ed Scarpa. Eddie, it's me, Vito. Listen, we got a problem. We were moving the smokes and then these greasers came out of nowhere and set the fucking truck on fire. What? You fucking kidding me? You couldn't handle a bunch of grease balls? What the fuck happened? Look, Eddie, listen, it's not our fault, okay? They set the fucking truck on fire before we knew what was happening and everything burned up. All right, we popped one of the guys, but... What do I fucking care? Just bring me my money. I paid $2,000 for that truck, and I want it back. Gördün mü? You two retards, I got Derek's guy Steve here with me. And we were just talking about what to do with those punks. We're gonna take care of them now. Steve will meet you at the Crazy Horse. You know it? Okay, Crazy Horse. Yeah, I know where it is. Steve's gonna have a few guys with him. Show him that nobody fucks with us. No shooting, though, so it looks like just another gang fight. I don't want to read about a bloodbath in the papers tomorrow. All right, sure, Eddie. Don't worry. We'll take care of it. Biz niye konuşuyoruz lan? Joe, sen niye konuşmuyorsun? Ha, tokatlayacağım seni. In front of the Crazy Horse. Good news is he's gonna help us out. Bad news is Eddie wants his money back. All $2,000 of it. Shit! You really think we're gonna get two G's out of these guys? I don't know. We'll see what Steve's got in mind. You know he ain't doing this out of the kindness of his heart. Let's go. Kesinlikle iyilik meleği olmadığı için yapıyor zaten bu işi arkadaşlar. Nereye gidiyor lan bu gerizekalı? Oh, Eddie was fucking pissed on the phone. Sure he was. Just like I'm pissed right now. Even if these assholes ain't got a dime, I'm gonna kick $2,000 worth of shit out of them. I'm with you. But what's Steve doing working for Eddie? He works for Derek, and Derek's with Vinci's crew. How the hell should I know? But hey, you're still gonna take jobs from Derek, right? Even though you're working for Eddie? We all gotta do what we gotta do to get by. Artık para için bir şeyler yapacağız. Arkadaşlar burayı bölüm sonu yapalım. Yaklaşık 40 hatta 42 dakika oldu. 43'e doğru gidiyoruz. Mafya 2'de bir sonraki bölümde devam edeceğiz maceraya. Zaten çok da bir bölüm kalmadı. Yanlış hatırlamıyorsam eğer 11 ya da 12 bölüm olması lazım. Mafya 2 serisi. Belki 13 de olabilir. Öyle hatırlıyorum ama çok bir şey kalmadı. Yavaş yavaş ortaları geçtik. Sona doğru yaklaşıyoruz. Mafia 2 Definitive Edition bir sonraki bölümde aynen kaldığı bu noktadan devam edecek arkadaşlar. Gidelim şu Crazy House'a. Steve ile bir buluşalım bakalım. Zaten çok da yakındayız. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi oyunlar diyorum ve hoşça kalın.